Misafirler, değerli konuklar, müsaadenizle biraz evvel konuşmalarını gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Özsa Seçim'in kursu teşekkürlerini arz ediyorum. Sarayın önemini de birebir bilen, sorunlarını bilen birisi olarak burada sizlere bir iki konunun altını çizmek istiyorum. Ülkede eğer üretim olmazsa, dışarıdan almaya alışırsanız, ülkenin geleceği hususunda çok güzel sözlükler edemezsiniz ve büyük hayaller kuramazsınız. Ülkenin kendisi A'dan Z'ye, iğneden ipliğe ne varsa üretmesi lazım ve gelişmeye de takip etmesi lazım. Böyle bir çağda yaşıyoruz ki değişim çok hızlı. Bu hızlı değişimi doğru anlamak ve algılamak da başta hükümetlerin, sonra büyük iş adamlarının işi. Ankara'da 25 senedir milli maç yapılmamış. Başkent diyoruz, her bir alanda birincilikle güreşmiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde değiliz, böyle bir şey olmaz. Ticarette de, sanayide de, turizmde de, sağlıkta da, her ne aklınıza geliyorsa başkente yakışan Şampiyonlar Ligi'nde olmalı. O yüzden burada dedim, en güzel stadyumu Türkiye'nin yapmalıyız. Sağ olsun izledim, çok hoşuna gitti proje. Çalışmaları da gösterdim, değiştirdiğimiz yerleri gösterdim. Benim için de sürpriz oldu, gittiğimiz yerde aklına çok yattığı için zaten o konuda da herhalde daha önceden de haber vardı. Dedi ki inşallah bugünlerde biz bunun ihalesini yapıp Ankara'da bu 55 bin kişilik spor kompleksini kazandıracağız diye söz verdi. Spor Bakanımızı çağırdık, onu talimatlandırdı. Bir iki ay içerisinde de nasip olursa 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine o muhteşem kompleks yapılıyor. Sayın Bakanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza Sayın Mehmet Özfas ekibi kitaplarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayır, sizin de sizin de